36. Toronto Film Festivali, Luc Besson'un yönettiği ve bir tarihe ışık tutan The Lady isimli yapımın galasını gerçekleştirdi. Myanmar Ulusal Demokrat Birliği lideri ve dünyanın en ünlü siyasi mahkumu Aung San Suu Kyi'nin yaşamını anlatan filmin başrolünde Michelle Yeoh bulunuyor. Hikaye elimize ilk geçtiğinde bizi derinden etkileyen, bunun yalnız bir politik anlatım olmayışı, aynı zamanda içerisinde bir kadınla erkeğin birbirlerine duydukları büyük aşkı barındırmasıydı. Birbirlerini her şartta destekleyen, kocası Michael Harris'in her şartta yanında kalan bir kadın. Bu inanılmaz yolculuk bir filmden çok daha ötesini veriyor size. It was an incredible journey, I think, for all of us who made the film because it became more than a film. Filmde 1980'lerde Rangun kentinde demokrasi yanlılarının sokaklarda katledilmesinin ardından Myanmar'ın Nobel ödüllü demokrasi savunucusu Aung San Suu Kyi'nin yarım milyon kişiye hitaben yaptığı konuşma ve sonradan kurduğu partiyle başlayan mahkumiyet dönemi anlatılıyor. O ülkesi için savaşan bir kadın, aşkını, çocuklarını, hayatını ülkesine adamış biri. O hepimize sade bir şekilde özgürlüğümüzü hatırlatıyor. Biz yazabilir, hareket edebilir ve unutabiliriz. O bize özgürlüğün güzelliğini hatırlatıyor, unuttuğumuz değerleri. Ulusal Demokrasi Birliği liderliğine soyunan Sun Chi'nin büyük bir güç elde edeceğini anlayan askeri junta, muhalif liderini 1989 yılında gözaltına aldı. Suu Kyi 1990 yılında seçimleri kazandı ancak askeri yönetim sonuçları geçersiz saydı. Chi kocası kansere yakalanınca geri dönemem düşüncesiyle ülkesini terk etmedi ve aşkı uğruna 14 yılı aşkın mahkumiyeti kabullenmiş oldu. Bir aşk ve özgürlük çığlığını beyaz perdeye taşıyan yapım yıl sonunda vizyona girecek.